Evet, sevgili arkadaşlar, hayırlı geceler diliyorum. Sanırım laptop'tan yaptım canlı yayını. Biraz ses az geliyordu ya da boğuk geliyor diyen arkadaşlar da var. Onun için tekrar canlı yayın yapma gereği duydum. Ömer abi, yayından sonra arayayım seni. Şimdi tekrardan özetle şu eserimi bir hatırlatmış olayım. AK Parti'nin seçim şarkısı olarak gündeme gelen ve birçoğumuzun da bildiği aynı yoldan geçmişiz bir, aynı sudan içmişiz bir, yazımız bir, kışımız bir, bir Allah'ın kuluyuz bir. Şarkılar bir, türküler bir, halaylar bir, horonlar bir, hep beraber söyleriz bir, gönüller bir, muhabbet bir. Arkadaşlar, kadraj derken şimdi görünüyor muyum? Yani yayında ben şu anda baktığım zaman normal görünüyorum. Sizler nasıl görüyorsunuz? Yani şu an kadrajını al diyor derken, yani tam alıyorum ama yani şu an nasıl? Yorum yazarsanız sevinirim. Yani arkadaşlar, duyuyorsanız eğer şöyle şöyle nasıl? Şimdi telefondan yaptım canlı yayını. Laptop'tan olmadı sanırım. Ses sıkıntısı olduğunu söylediler arkadaşlar. Öyle iyi mi? Öyle iyiyse ben devam edebilirim. Şimdi bu şarkım benim 2011'de birileri tarafından, paylaştığım birileri tarafından çalındı. Hatta ben bunu telefondan, prodüktör abilerim vardı, onlardan birilerine okurken duydular, geldiler. Ne diyorlar onu? Haramiler. Haramiler geldiler. Görüştüler benimle. İşte biz de eserleri yapıyoruz. Bir yerlere çıksın, paylaşılsın, duyurulsun diye yapıyoruz. Tabii paylaştık, o arada bizim dalgınlığımıza denk geldi. Eserimi benim dosyamdan, kağıdımı özellikle çaldılar. Eseri yazdığım karalama kağıdımı çaldılar. Çok detayları da sizi boğmak istemiyorum da. Şimdi bu eser işte aynı yoldan geçmişiz bir, aynı sudan içmişiz bir, yazımız bir, kışımız bir, bir Allah'ın kuluyuz bir. Şimdi bu eserle ilgili ben o günlerde hakkımı aramaya başladım. İşte AK Parti Genel Merkezi'ni aradım. İstanbul İl Başkanlığı'nı aradım. Kime ait olduğunu sordum. Kim getirdiğini sordum. Dediler ki Özhan Eren diye birisi getirdi. Onun eseri dediler. Sonra Özhan Eren'i aradım telefonla. Dedim ki bak, bu eser benim, sana kim getirdi bu eseri? Sen bestelemiş müziğini yapmış olabilirsin de bu eserin sözleri harfiyen benim. Sadece bir nakarat kısmına haydi bir daha eklemişsin. Bu haydi bir daha da, yani eser sahibi olamazsın sen dedim. Yani bu konularla ilgili, o da bana Allah Kur'an yemin etti. Allah Kur'an çarpsın dedi, bu benim. Bak Allah şahit. Bu aynen duyduğumu söylüyorum. Ve çok yoğun olduğunu, tekrar konuşmak istemediğini, açıkçası kaçtı yani. Konuşmaktan kaçtı. Sonrasında ben AK Parti Genel Merkezi'ni aradım. Onlara notlar gönderdim. Yazılı, iadeli, taahhütlü notlar gönderdim. Başbakan'a gönderdim. Cumhurbaşkanı'na gönderdim. İlgili bakanlara gönderdim. Ve devamlı telefonla aradım yetkili kişiler, işte medya tanıtımları. Kim aklıma düştüyse o zamanlar aradım. O günlerde birebir şahidim. Şu an yorum yazan sevgili Mithat Özdemir abim de var. İsmail vardı benim o zaman, ev arkadaşlığı yapıyorduk beraber. Yani İsmail Dal, birçok şahit arkadaşım var. Çünkü yazdığım eserleri de ben onlarla da paylaşırım. Arkadaşlarımla paylaşırım. Hem bir meşk olsun amacıyla paylaşırım. Onunla ilgili aradım, bir türlü bir tane muhatap bulamadım. Yani tanıdığım yetkili kişiler oldu, birebir tanıdığım. Bizim Erzurumlu bakanlardan görüştüğüm oldu. Ondan sonra yazılı notlar verdiğim oldu. Hiç kimseden bir sonuç alamadım.
Onun için şimdi insanın zoruna gidiyor. Şimdi benim eserim halk tarafından benimsendi. Çünkü ben bu eseri 20 senedir tasarladığım bir eserdi. Yani bu ülkenin milli birliğine, beraberliğine, manevi kardeşliğine bir nebze bir katkısı olacak bir eser yapmayı hedefliyordum ve yaptım o eseri. O eserim yayınlandı. Halk tarafından da kabul gördü. Aynı yoldan geçmişiz bir, aynı sudan içmişiz bir gibi bir tane daha eser çıkaramadı. AK Parti'nin bütün şarkılarına baksınlar, bir tane daha böyle bir eserleri yok. Çünkü çıkmaz. Böyle bir gönül, böyle bir ruh olması gerekiyor. Onlar çalmayla, çırpmayla olmaz yani. Bakın bu eserim, bu eserimden başka bir tane daha eser yapamadı. Aynı şahıs bir tane daha yapsaydı, yapamadılar. Onun için sizlerden ben en son bunu canlı yayında şimdi görüyorum. Sosyal medyada birileri bir şeyler paylaşılıyor. Bu da paylaşılıyor, duyuruluyor, sesine ses getiriyor. Bunun inanın ki maddiyatından çok maneviyatı beni ilgilendiriyor. Bu eserim benim için paha biçilmez bir eser. Çok güzel de duygulara imza attı, biliyorum bunu da. Onunla ilgili de şimdi bu eserimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizlerin bilmesini istiyorum. Yani bizler gideceğiz, bu eserler kalıcı. Yani kimin ne kadar yaşayacağı, ne zaman öleceği belli değil. Onun için bu eserin benim olduğuna Allah şahittir ve şahit olan dostlarım vardır, arkadaşlarım vardır. Onun için bu eserimi benim olduğuna dair, yani herkes elinden geldiği kadar paylaşımlarda bulunursa, bunu yetkililere bildirirlerse ve mahkemeye verdim. İki ya da üçüncü hakimde, beşinci celseydi sanırım. İlk hakim bilirkişi atadı, üç tane bilirkişi atadı. Hatta bizden onun ücretini talep etti, biz ücretini de yatırdık. Ondan sonra şahitleri istedi. Eserle ilgili doneleri istedi, delilleri. Ben bunların hepsini hazırladım, götürdüm, mahkemeye sunduk falan. Yalnız dosya çok sağlıklı incelenmediğine kanaat getirdim en son mahkemede. Son iki mahkemede hakim özellikle bana aceleyle söyleyeceğim bir şey varsa söyle dedi. Ben de hani saygısızlık olmasın diye, yani bir aceleyle ne söylenebilir? Yani bunun bir açıklaması olması gerekiyor. Ben de aceleyle kısaca bu eserin benim olduğunu ve benden çalındığını söyledim. Tabii en son celsede reddedildi. Şimdi gerekçeli kararı da açıklanmadı. 7-8 ay geçti üstünden. Gerekçeli kararı açıklanmadı. Biz bunu daha üst mahkemeye götürelim, daha başka türlü haklarımızı arayalım diye. Şimdi onu bekliyoruz. Gerekçeli kararı açıklanacak. Fakat malumunuzdur. Yani şimdi insanın gücü bir yere kadar. Şimdi karşı taraf daha maddi olarak ya da olanakları daha, imkanları yüksek. Şimdi ben maneviyatıma inanıyorum. Tek başıma mücadeleye varım sonuna kadar Allah'ın izniyle. Hiç kimseden ne çekinir tarafım var, ne de geri kalır tarafım var. Allah bana yardım edecektir. Çünkü ben haklıyım ve Allah'ın ismi Hak. Yani bundan zerre kadar şüphem yok benim. Onun için bu duygularımı sizinle paylaşmak istedim. Bir kamuoyu oluşturalım. Yani bu eserimi bildirelim, duyulsun, sizler bilin. Bu eserin zaten benim olduğu ortada. Ben başka buna yakın eserlerim de var. Mesela benim Bir Allah diye bir eserim var. Selam var. Aynı konuları işlemişim hemen hemen. Üslup olarak da yakın. Bazı besteci arkadaşlarım bunu çok iyi bilirler. Yani hemen anlarlar. Yani işin erbabı olan kişiler hemen bilirler. Kamera kadrajını al diyorlar. Tekrar da şimdi ben bunu böyle sabitledim. Laptopun önüne koydum. Şu anda nasıl geliyor bilmiyorum. Görüntüde var mıyım, uzak mıyım, yakın mıyım, sizlere nasıl görünüyorum onu bilmiyorum. Anlaşılıyorsa böyle derdimiz poz vermek değil arkadaşlar. Yani kadrajı çok da önemli değil. Eğer derdimizi, ızdırabımızı anlatabiliyorsak, sizler de anlayabiliyorsanız mesele yok. Onun için sizlerden de destek, yani kamuoyu oluşturmamızı istiyorum. Yani benim
samimiyetime ve kanaatime kesinlikle şüphesiz inanın. Çünkü ben başkasının bir kelimesine dahi tenezzül etmem ve etmeyeceğim. Bunun için sizlerden bu paylaşımımı sizler de paylaşırsanız çok sevineceğim. Yani eli uzun olan kişilerde yetkili kişilere ulaştırırlarsa bizleri dikkate alır da o kişilerle beraber bir yüz yüze getirirlerse zaten her anlamda Allah'ın izniyle ispatlamaya hazırız eserimizi. Bu vesileyle sizlerle de bir yüz yüze gelmiş olduk. Ne kadar ben sizi görmesem de sizler beni görüyorsunuz. Hepinize en derin sevgi, saygılarımı iletiyorum. Beni bu saatte zaman ayırıp dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yorumları okuyamadım çok zaman almasın diye. Sonra hepsini tek tek okuyacağım. Tekrardan ilgi ve alakanıza sonsuz teşekkür ediyorum. Hayırlı geceleriniz olsun. Allah'a emanet olun.